Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 27 Eylül 3 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar güneş terazi burcunda ilerliyor, Mars terazi burcunda ilerliyor ve bu hafta iş itibariyle Merkür gerilemeye başlayacak terazi burcunda. Yılın son Merkür retrosu 20 Ekim'e kadar da devam edecek. Şimdi 10. evinizde olacak bu gerileme, Mars orada, güneş orada demek ki şu dönemde biraz gelecek beklentileri, işiniz, kariyeriniz, işte sorumluluklar, görevler, toplumdaki statünüz daha fazla sorgulama içerisinde. Merkür gerilerken bazı işleriniz yavaşlayabilir, bazı planları tekrar gözden geçirmemiz gerekebilir. Üstlerde ilişkilere dikkat edin. Her türlü iş hayatınızdaki işbirlikleri, ortaklıkları, belki eşinizle, partnerinizle kurduğunuz ilişkileri tabii ki gözden geçirebilirsiniz. Yarım kalmış bir şeyleri tamamlama unuttuğunuz bir şeyleri de fark etme imkanı olabilir tabii ki bu dönem. Ama zaman zaman iletişim sorunları çok zorlayabilir size. Özellikle bu hafta Merkür geriler gerilemez. Burcunuzdaki Pluto ile de zaten hafta boyunca dik açı yapacak. Yani Merkür Pluto karesi özellikle bu hafta yasal işler, yasal bazı sorumluluklar, bazı anlaşmalar, sözleşmeler, işte üstlerle ilişkiler, devletle alakalı işler, aile büyükleriyle ilgili konularda biraz daha belki odaklanma gerektiriyor. Bu odaklanma sırasında bir sorunla da yüzleşebilirsiniz ya da bir eksiği fark edebilirsiniz. Onu çözmek için de fırsatlar karşınıza çıkabilir. Salı akşam itibariyle ay yengeçte olacak. Hafta başı ay ikizlerde, pazartesi ve salı. Hafta başı biraz iş yoğunluğumuz, günlük hayatımızın temposu öne çıkıyor. Salıdan, salı akşamından itibaren daha çok ilişkilerimize odaklanıyoruz. Eşimizle ilgili konular, partnerle ilgili konular veya iş birlikleri yine ön planda. Ama bazı zorunluluklar da var, bazı zıtlaşmalar da var. Gerilimler olabilir bu hafta. Her türlü ilişki dinamine dikkat edin. Ay yengeçten geçerken Merkürle ve Mars'la zıt açılar yapacak çünkü. Burada yani bazı anlaşmazlıklar olabilir ya da var olan sorunlar gündeme gelebilir. Yani böyle üstü kapatılmış olan, hep böyle ertelenmiş olan ya da bir şekilde idare edilmeye çalışılan bazı sorunlar, problemler görünür hale gelebilir bunlara dikkat edelim. Bazı anlaşmalar, sözleşmeler gözden geçirilebilir örneğin. Ya da sizin için elverişsiz olan bir şeyleri belki anlaşmaları artık bitirmek isteyebilirsiniz. Yani Bunlar da söz konusu olabilir. Cuma günü itibariyle Ay Aslan Burcu'nda, hafta sonunda büyük oranda Ay Aslan Burcu'nda olacak parasal konularınız ve özellikle paylaşımlar, ödemeler gündemde e buralarda bazı zorunlu harcamalar olabilir. Biraz masrafların şu anda sizi zorladığı bir haftada olabilir. Yatırımlar konusuna dikkat edin. Spekülatif alanlarda özellikle piyasalar alanında Uranüs etkisiyle e, beklentimiz dışında iniş çıkışların dengesizliklerin olabileceği bir dönemdeyiz. Yani tüm bu para konularındaki hareketler e, tabii ki bizim günlük hayatımızı, iş ve kariyer beklentilerimizi de bir şekilde etkileyebilir. Özellikle borçlanma konularına ve hisseli paralar alanındaki dengelere daha temkinli yaklaşmakta fayda var.